Mutfağa Dair Kanalıma Hoş Geldiniz. Bugün günlerce bayatlamayan harika bir poğaça hazırlıyoruz. sizler de mutlaka bu poğaçayı denemelisiniz Yoğurma kabım içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütümü alarak karıştırıyorum. Maya ve şeker erisin. Ardından içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın akı sarısını üzerine sürmek için ayırdık. Sizler beni hangi ülke ve şehirden izliyorsun lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ardına eritmiş olduğum 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve karıştırıyorum arkadaşlar. Ve unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz. Biraz un ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. Tuzu ben genelde unun üzerine koyuyorum arkadaşlar karıştırmaya başlayalım. Hamur ağırlaşana kadar bir tane spatula kullanın arkadaşlar. Hamur ağırlaşmaya baştan sonra da artık hamuru elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Çok yumuşak ve çok lezzetli harika bir poğaça oluyor. Sizlere de tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. Sizler poğaça tarifi nasıl hazırlıyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Benim bugün hazırlayacağım poğaça arkadaşlar çok yumuşak oluyor ve kolay kolay da bayatlamıyor. Bir hafta boyunca aynı tazeliği koruyor. Hamuru artık elimle yoğurmaya geçebilirim. Biraz daha un ilave edip artık hamurumuzu ne çok sert ne çok yumuşak olacak şekilde bir hamur haline getireceğiz. Arkadaşlar sizler nasıl hamur işleri seviyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın hamur kıvamına gelmeye başladı toplamda 6,5 su bardak un kullandım siz yine kontrol olun hamuru iyi bir şekilde toparladıktan sonra üzerine streçle kapatarak odasında yarım saat 45 dakika kadar dinlendiriyoruz hamur kendi bırakacak ve mayalanacak arkadaşlar zaten havalar sıcak olduğu için hızlı bir şekilde mayalanıyor Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji olsa da bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Arkadaşlar hamurun yeteri kadar mayalandı. Üzerindeki sitici kalarak hamurun havasını alalım. Ve tezgahın üzerinde birkaç dakika da olsa yoralım ve hamuru toparlayalım. Çok kolay ve lezzetli bir peynirli poğaça olacak. Hamuru topardıktan sonra istediğiniz boyutta bezlere ayırabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde bezere ayıracağım bugün poğaçamı. Tekrar bu şekilde parçalar ayırdıktan sonra toparlıyoruz arkadaşlar. Hamuru elimizle açacağız arkadaşlar. Elimizde hafif yağ batırıp tezgahımız üzerinde genişleteceğiz arkadaşlar. Tatlı tabağı büyüklüğünde bu sayede aralarına yağ girmiş oluyor ve çok lezzetli oluyor biraz masama yağ alıyorum sıvı yağ ve elimde yağ alıyorum bir tane bezimi de genişletmeye başlıyorum yağ kullanacağımız için arkadaşlar hızlı bir şekilde genişliyor zaten yumuşacık çok lezzetli bir poğaça oluyor arkadaşlar sizlerde lezzetli olan bu poğaçayı mutlaka denemelisiniz hamuru bu şekilde genişlettikten sonra bir kenarına peynirli iç harç yerleştiriyorum siz istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Daha sonra iki kenarını hafifçe katlıyorum ve daha sonra da diğer kenarı katlayarak sarıyoruz. Şeklimiz bu. Yağlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum ve birkaç tane de bu şekilde hızlı hızlı hazırlayarak size göstermek istiyorum. Şeklimiz çok basit arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şeklini verebilirsiniz. Sizler bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ve ne tarz tarifler istiyorsanız da lütfen onu da yorumlara yazarsınız. Çok mutlu olurum. Kalan hamurlarımı hızlı bir şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Üzerine örterek tepsi mayasında en az 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarısını her tarafına gel şekilde sürüyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine susam serpiştiriyorum. İsterseniz çörek da kullanabilirsiniz. Daha sonra poğaçalarımı önceden ısıtılmış 200 derecede üzeri nar gibi kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz arkadaşlar. Toplamda 2 tepsi poğaça elde etmiş oluyoruz. Tekrar üzerine örterek bir 2-3 dakika daha daha dinlendiriyorum ki yumuşak bir poğaça olsun arkadaşlar. Poğaçalarım harika gözüküyor. Size yakından göstermek istiyorum. Üzeri ve altı çok güzel bir şekilde pişti ve yumuşacık bir poğaça oldu. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Deneyecekleri afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden ilk sen haberde olmak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.